Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Nevin Soyukaya ile birlikteyiz. Merhaba Nevin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Şimdi ben programımızdan önce kısaca bir Nevin Hanım'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Nevin Hanım, Diyarbakır'da Atatürk Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 1989 ve 94 yılları arasında Diyarbakır Belediyesi'nde Kültür ve Sanat Müdürü olarak çalıştı. 1994 yılında mesleğini yürütmek isteğiyle Diyarbakır Müzesi'nde çalışmaya başladı. 2013 yılına kadar Diyarbakır Müzesi'nde müze araştırmacısı, arkeolog ve müze müdürü görevlerini yürüttü. 2014'te Kültür Turizm Bakanlığı'ndan emekli oldu. Bugün Nevin Hanım'la birlikte Diyarbakır hafızasını konuşacağız. Bu Diyarbakır hafızası projesini konuşacağız. Arşivciliği de tabii bununla birlikte konuşacağız. Hafızayı ve belleği de konuşacağız. Nevin Hanım'ın bu proje ayrıca diyarbakirhafizesi.org adresinden de izlenebilir, takip edilebilir. Sitede sürekli güncelleniyor. Programımızın sonunda da yine siteyi sizlere tekrar hatırlatacağız adresiyle birlikte. Bu Diyarbakır Hafızası projesi nasıl ortaya çıktı Nevin Hanım? Evet, yani aslında biliyorsunuz Diyarbakır kurulduğu yerde büyüyüp gelişen binlerce yıldır aralıksız yerleşim görmüş çok önemli bir kent. Ve çok sayıda uygarlığa sahne olmuş bir kent, ev sahipliği yapmış bir kent. Bu nedenle çok etnisiteli, çok dilli, çok kültürlü, çok farklı ve zengin kültüre sahip, derinlikli bir tarihe sahip bir kent. Şimdi böyle bir kentin hafızasının kayda alınması tabii ki bir ihtiyaç. Her zaman bir ihtiyaçtı ve olması gereken bir çalışmaydı. Bu bağlamda biraz da belki mesleki deformasyon da diyebilirsiniz ama o müzecilikten gelen bir şeyle, alışkanlıkla hep aklımızdaydı. Çünkü müzecilik sürecinde daha sonra dünya mirası Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri'nin dünya mirası adaylığı sürecinde çok fazla ihtiyaç duymuştuk. Bu kentin niye bir arşivi yok? Neden bütün bu kentle ilgili bütün verilere bir yerden ulaşamıyoruz? Çünkü çok fazla zorluk çektik. Yani işte projeye ihtiyacımız var, ulaşamıyoruz. Farklı bilgi ve belgeye ihtiyacımız oluyor. Erişme olanağımız yok. Her bir kurumun kendine ait işte bir veri arşivi var ama o arşivlere erişmek çok kolay değil. Erişseniz almanız çok kolay değil. Dolayısıyla hakikaten özellikle de araştırmacıları düşündüğümüzde bunun bir elzem olduğunu, gerçekten bir zorunluluk olduğunu, böyle bir şehrin bir arşivinin olması gerektiğini, bu farklı kültürlerin derinlikli tarihinin çok yönlü sosyo-kültürel açıdan, iktisadi açıdan, tarihsel açıdan tüm verilerinin bir arada toplanması gerektiğini ve bunun bir ihtiyaç olduğunu hep duyduk. Bu ihtiyacı hep duyduk ve buna dönük de çalışmalar aslında zaman zaman yaptık. İşte gerek müzede, gerek UNESCO Dünya Mirası sürecinde, belediye içerisinde bunun çalışmalarına başladık ama hep bir engel oldu. Ya bir sürgün yaşadık ya bir işte belediye kayyum atandı. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar yarım kaldı. Ama özellikle de 2015-2016 arasında, Eylül 2015, Mart 2016 tarihleri arasında tam da dünya mirası olduktan 2 ay sonra yaşanan o şehir çatışmaları ve daha sonra ardından yaşanan yıkımla birlikte biz tarihi kenti kaybettik aslında. %50'sini, fiziki dokunun %50'sini kaybettik. Bununla birlikte tabii ki toplumsal hafızamızı kaybettik. Bu toplumsal hafızanın kaybedilmesiyle de birlikte birçok şeyin artık geri dönüşünün imkansız hale geldiğini gördük. Görselde de izliyorsunuz. 2015 öncesi 14'te çekilen hava fotoğrafıyla 15 sonrasında 2017'de çekilen hava fotoğrafına baktığınız zaman aslında o tarihi kentin hem kentsel sit alanı hem dünya miras alanı tampon bölgesi olan bir kentin
binlerce yıldır kesintisiz yaşam sürmüş bir kentin bir defada birkaç yılda yok olduğuna tanıklık ettik. Ama burada yok olan tabii ki sadece kentin fiziki dokusu değildi, mimari dokusu değildi. Aynı zamanda bir toplumsal hafızamızı da kaybediyorduk. Çünkü sosyal yaşam, kültürel yaşam, iktisadi üretim bunların hepsi yok oluyordu. Geleneksel yaşam biçimi yok oluyordu. Mahalle kültürü yok oldu. Aynı şekilde hafızayı, kültürel hafızayının taşıyıcısı olan insanlar buradan dışarı atıldı ve bir daha geri dönme şansları olmadı. Çünkü zorunlu göçe tabi tutuldular ve yaşam kesintiye uğradı. Şimdi bütün bunları yaşayınca, bütün bunlara tanıklık edince artık bu kentin hafızasının tutulması, kayda alınması ve bunun paylaşılması, hafızanın canlı kılınması, yarınlara aktarılmasının bir elzem olduğunu, bunun için de bir an önce çalışmaları başlatmak gerektiğini düşündük. Bu bağlamda bu şekilde başladı Diyarbakır hafızası. Bu yaşanmışlıkların bizde tetiklediği ve hızlandırdığı bir çalışma, aslında çok öncesinden düşünülen ama bir türlü hayata geçirilemeyen bu çalışmanın o 15 ve sonrasındaki o yok oluş, geri dönüşü imkansız bir yok oluşla birlikte hayata geçmiş bir proje diyebilirim bunun için. Evet, peki mesela toplama işini nasıl yaptınız? Dijitalleştirme, arşivleme, tasnif çalışmaları. Yani aslında dediğim gibi mesleki deformasyonla tüm Diyarbakır'da ya da işte bütün bölgede, Türkiye genelinde çalışma yürütürken elde ettiğim ya da ürettiğim ya da tanık olduğum, derlediğim tüm verileri hep böyle bir torbaya atmışlığım vardı. Bu süreç tabii ki çok kısa bir süreçten söz etmiyorum. Yaklaşık bir 30 yıllık bir süreçten söz ediyorum. Hem kamu kurumlarında çalışırken, hem sivil toplum örgütlerinde çalışırken, hep kültürel değerlerin korunmasına dönük, Diyarbakır'ın tarihinin ve kültürel değerlerin korunmasına dönük çalışmalar yürüttüm. Bütün bu çalışmalar sürecinde elde edilen, derlenen, toparladığım tüm veriler dijital olarak açıkçası depoluyordum. Arşiv değildi ama bunların böyle bir depolama süreci vardı. Benimle birlikte tabii ki Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nde de çalışmış olduğum için gönüllü olarak, dernek olarak da bu konuda çok hassasiyetle yaklaşıyorduk. Kente dair verileri derleyip toparlayıp depoluyorduk. Çünkü arşivin sonradan bu çalışmayla çok başka bir şey olduğunu öğrendik aslında. Onun için depoluyorduk diyorum. Şimdi dolayısıyla bu 30 yıllık süreçte elde ciddi bir veri toplandığını gördük. Dolayısıyla hemen ardından bu çalışmayla, projeyle birlikte de ilk etapta bu elde var olan bilgi ve belgelerin, görsel, işitsel ve yazılı bilgi ve belgelerin önce tasniflenmesiyle tabii ki başladı. Bu tasnif çalışmasında sevgili Nurçin İleri'yi anmak isterim. Çünkü onun katkısı çok büyüktür. Kaç kez Diyarbakır'a geldi. Tüm ekiple birlikte çalışmaları yürüttük. Ve bu çalışmaya en uygun tasnifi birlikte belirledik. Ve bu tasnif, belirlenen tasnif kapsamında öncelikle verilerin tasniflenmesini yaptık. Daha sonra da kataloglama çalışmasına geçtik ki Diyarbakır hafızasında yapacağımız çalışmalarda veriye rahatlıkla erişelim. Olur ileride hedefimize ulaştığımızda, araştırmacılara açıldığında da araştırmacılar tabii ki veriye kolaylıkla erişilebilir hale gelsin. Dolayısıyla işlenebilir hale getirebildik ve böylece biz elimizdekinin aslında birer depolanmış bilgi olduğunu ama arşiv olmadığını da görmüş olduk. Ve daha sonra işte bu çalışmalarla, tasnifleme, kataloglama çalışmalarıyla da arşivleme çalışmalarına da ufaktan başlamış olduk. Veriler bununla kalmadı tabii ki.
Özellikle Diyarbakır hafızası çalışmalarıyla birlikte sergiye dönük yaptığımız çalışmalarda birlikte çalıştığımız araştırmacıların katkıları çok büyük. Ellerinde kentle ilgili bilgi ve belgeyi paylaşanlar çok oldu. Diyarbakır'a gönül vermiş, Diyarbakır'la ilgili çalışan özel koleksiyonları olan insanların katkı ve katılımları var tabii ki. Yani ekip, belki görünen ekip çok küçük bir ekip ama aslında bir gönüllü ordusuyla diyebilirim. Kente gönül vermiş insanlarla birlikte arşivimiz her gün gelişip büyüyor. Diyarbakır hafızasına dahil oluyor ve bunlar fiziki ortamda geliyorsa eğer uygun dijitalleştirme araçlarıyla dijitalize ediyoruz, tarıyoruz, ondan sonra da arşive dahil ediyoruz ki Diyarbakır hafızası sergilerinde kullanabilelim. Bu bağlamda tabii ki teknik altyapımızı da oluşturmak zorundaydık. Bu altyapımızı da oluşturduk. Ama bütün bunları yaparken tabii ki Anadolu Kültür ve Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin birlikte yürüttüğü bir çalışma bu. Ortak yürüttüğü bir proje. Koordinasyonu ben ve Veli Başyiğit birlikte yürütüyoruz. Arşivde şu an için 5 kişilik bir ekip çalışıyor. Ama bunun yanı sıra işte sevgili Pınar Öğünç editoryal çalışmaları yapıyor, sergiye hazırlıyor. Ve ardından tabii ki bütün bu şeyler, belirlenen temalar ışığında sergiler, inanılmaz bir teknik çalışmayla sergiye hazırlanarak izleyiciye ulaşıyor. Evet, peki şunu da sorayım, madem verileri konuştuk. Siz dışarıyla veri paylaşabiliyor musunuz? Mesela dünyada ya da Türkiye'de Diyarbakır'la ilgili çalışmak isteyenler size başvuruyorlar mı? Onlarla veri paylaşımında bulunuyor musunuz? İşbirlikleri var mı, olacak mı? Ya da bu tür bir araştırmacılara yönelik de açılımınız var mı? Ya aslında hani Diyarbakır hafızasını konuşuyoruz, web sitesini konuşuyoruz. Şu anda elimizdeki veriler Diyarbakır hafızası web sitesini besleyen veriler. Ama bunlar tabii ki ileride eğer bir Diyarbakır kent arşivine dönüşürse, ki buna dönük de tabii ki çalışmalar yapmayı ya dönük çabamız var. Dönüştüğü takdirde elbette ki bu veriler paylaşılmalı. Veriler paylaşıldıkça çoğalıyor ve işe yarıyor aslında. Amaca ulaşmış oluyor. Bunlar tabii ki araştırmacılara, akademisyenlerin erişimine açılmış olacak. Ama şu anda direkt bir paylaşım olmasa da bize bu çalışmalarımızdan haberdar olup da müracaat eden akademisyenlerle, kenti çalışan, Diyarbakır'ı çalışan akademisyenlerle elimizdeki olanaklar ölçüsünde tabii ki paylaşımlarda bulunuyoruz. Aynı şekilde yine Diyarbakır çalışan akademisyenler ve araştırmacılardan da biz de destek alıyoruz. Biz de talepte bulunuyoruz. Dolayısıyla karşılıklı birbirimizi besleyerek çoğalmaya çalışıyoruz. Üretimimizi ortaklaşarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama ileride hedeflerimizden biri de tabii ki bu. Erişime açmak. Bir arşivi oluşturduktan sonra bu arşivi erişime açmak. Peki mesela dünyadan nasıl geri dönüşler aldınız? Aldınız mı ya da? Ya bizi en çok mutlu eden şey bu aslında. Belki de işte teknolojinin bize sunduğu en güzel katkı bu. Dünyanın her köşesine ulaştığımızı fark ettik. Yani Avustralya'dan Amerika'ya, Arjantin'e, Avrupa'nın birçok ülkesine den izlendiğimizi fark ettik. Ve bunlardan çok ciddi dönüşler alıyoruz. Öncelikle böyle büyük bir heyecanla tebrikler alıyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor ve bize güç veriyor.
Ama onun yanı sıra işte diyelim ki Diyarbakır çalışıyor, araştırma yapıyor, veriye ihtiyacı var. Bu veri taleplerinde bulunanlar oluyor ya da tam tersi elinde özel koleksiyonlar var, veri, bilgi, belge var. Bunları bizimle paylaşmak isteyenler oluyor. Ama en çok dokunan da geçen Şubat ayında böyle çok dokunaklı bir mektup aldık açıkçası. Arjantin'den bir şeydi, bir mektuptu Diyarbakır hafızasına. Yani öncelikle tabii ki çok olumlu bir çalışma yaptığımızı heyecanla izlediğini paylaştıktan sonra izleyici çok duygulu bir şey yazmıştı Arjantin'den. Adı Malena Nahum. Özellikle paylaşıyorum. Malena Nahum adını özellikle paylaşıyorum. Çünkü talebini belki karşılayacak bu vasıtayla talebini karşılayacak bir ize rastlarız diye kökenleri hakkında bilgi ve belge aradığını söylüyordu. Büyük dedesi ve ninesinin İşte Diyarbakır'daki Meryem Ana Kilisesi'nde vaftiz edildiğini söylüyordu. Büyük dedesi ve ninesinin adlarının Fodda Abraham Seyif ve Asad Abdallah Seyif olduğunu açıklıyor. Ve bize bu konuda bilgi veya belgenin elimizde olup olmadığını, eğer yoksa da bu konuda ona yardımcı olup olmayacağımızı soruyordu. Bu çok duygulandırıcı bir şeydi. Biliyorsunuz yani bu topraklar sürekli birçok nedenle, sosyal, siyasal nedenlerle, ekonomik nedenlerle hep inanılmaz bir sirkülasyon yaşadı. Ülke içinde veya ülke dışına. Dolayısıyla bu sirkülasyonla köklerini kaybeden, izlerini kaybeden milyonlarca insan var. Ve insanlar tabii ki bir yere ait olma, aidiyet hissiyle de yaşıyor ve onları biraz hayata bağlayan şey de o. Dolayısıyla da o geçmişiyle bağlantı kurmak için çabalar sarf ediyorlar. Bu da böyle bir mektuptu ve biz de bu nedenle yardımcı olabilir miyiz düşüncesiyle Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi'ndeki yöneticilerle bağlantıya girdik. Kayıtlarına bakacaklar. Umarım bulursak yardımcı olacağız. Belki de burada sizlerin aracılığıyla da böyle bir tanıklık varsa, bize ulaşırlarsa böyle bir şeye de vesile olacağız. Diyarbakır hafızasının aslında biraz da istenen bu. Hafızayı canlı tutmak, geçmişle bağı koparmamak, geçmişteki var olan ve bugüne taşınması gereken ama birçok nedenle taşınamayan hafızanın, toplumsal hafızanın, ki bunu bireylerin hafızası oluşturuyor, yaşamasını daim kılmak ve daha sonraya taşımak. Dolayısıyla aslında bu projenin böylece bir amacına ulaşmış olduğunu da görüyoruz. Sadece olumlu dönütler alarak değil, insanların bizden böylesi destekler istemesi de açıkçası bizleri mutlu ediyor. Evet, tamamen canlı bir şeye dönüşüyor aslında. Evet. Tarih olmaktan çıkıyor bu şekilde. Aynen. Bunu sağlayan da gerçekten arşivlerin bu hayati önemi bu herhalde. Kesinlikle. Evet, bu sergileriniz var. Biraz sergilerden ve içeriğinizden böyle yavaş yavaş bahsedelim. Tabii. Ya biz şimdi sergilerimizi oluştururken aslında Diyarbakır'ın şöyle bir şeyi tasarladık. Özellikle Diyarbakır'ın, bugünkü Diyarbakır'ın, çünkü çok değişip dönüştü. Birçok nedeni var. Savaşlar, göçler, çatışmalar, kentsel dönüşüm uygulamaları, bu dünyanın her yerinde olan şeyler ama Diyarbakır'a özgü, Diyarbakır'a has bir takım nedenler de var, 2015'te yaşananlar gibi. Şimdi bütün bunlara karşın yitirilen bu hafızanın aslında ve bugünkü kuşağın bilmediği Diyarbakır'ı, çok da göç alan bir şehir çünkü Diyarbakır, çok da geç göç aldığı için de yaşadığı kenti çok da tanımayan, bilmeyen insanların da çok fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biraz geçmişle bugünün bağını kurmak,
Ve bugünden yarına bunu iletirken de bazen yüzleşmek, bazen dersler çıkarmak ve bazen de bu aidiyet duygusunu da geliştirmek, sahiplenme duygusunu da geliştirmek ve bazen de belki var olan bilgi ve belgeyle hak arama araçlarını oluşturmak. Şimdi bütün bunları oluşturmak için de öncelikle sergi temalarımızı oluştururken kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasını ve derinlikli tarihini öncelikle irdelemek istedik. Önce biz nasıl bir şehirde yaşıyoruz? Diyarbakır nasıl bir şehir? Dolayısıyla bu zenginliğini, bu tarihinde biriktirdiği, o derinliği nasıl oluşturduğu ya da oluşmasına neler neden oldu? Biraz bunları irdeleyen, sorgulayan temalarla başlayalım istedik. Bu bakımdan ilk sergimiz mesela tarihin kavşağındaki şehir Diyarbakır oldu. Ve Diyarbakır hafızasını ilk olarak işte 29 Kasım 2019'da açtık. Aslında projemiz 2018 Haziran'da başladı ama biz 29 Kasım 2019'da ilk sergiyi açtık. Çünkü çok uzun süreli bir çalışma gerektirdi. Gerek teknik altyapıyı sağlamak, gerekse diğer çalışmaları gerçekleştirmek için ama temamızın ana başlıklarını belirlerken bir de bu temayla uygun alt başlıklar belirleyerek dijital sergilerimizi yapıyoruz. İlk sergimizin ana başlığı tarihin kavşağındaki şehir Diyarbakır ama bununla birlikte bununla uyumlu biraz daha kentin tarihini vurgulamak, sosyal kültürel hayatındaki zenginliği vurgulamak için işte tarihte bir parantez Mervaniler dedik. Çünkü Mervaniler Diyarbakır'ın Farkın yani bugünkü Silvan'ı başkent edinmiş ama Diyarbakır'ı da başkentle eşit kılmış bir uygarlık ve çok geniş topraklara yayılmış bir uygarlık. Diyarbakır'dan doğmuş bir uygarlık ama bir Kürt devleti ama bununla birlikte çok farklı konfederatif bir devlet, bir yönetim biçimi oluşturmuş. Çok kültürlülüğü içinde barındırmış bir şehir. Dolayısıyla bu yönüyle çok farklı bir yönetim biçimini taşıdığı için de düşündük ki Mervanileri anlatmak önemli. Bugüne dair iyi bir söz olabilir. Onun dışında haritalarla Diyarbakır'ı anlatmak istedik. Amida'dan girip Ceramit'ten çıkan haritalar diye. Yine seyyahlarla kenti anlatmak istedik. Farklı gözler, dışarıdan gelenlerin gözüyle Diyarbakır'ı anlatmak istedik. Seyyahların kayda düştüğü tarih başlığıyla bunu anlattık ve Diyarbakır her daim başkentlik yapmış, uygarlıkları birçok uygarlığa başkentlik yapmış bir şehir ve ticaret yollarının kavşağında olmuş bir şehir stratejik konumu nedeniyle. Bu nedenle bu kentte sikkeler, her uygarlık kente egemen olan hemen her uygarlık sikke basmış. Onun için de bu yönü de vurgulamak için de sikkelerin anlattığı Diyarbakır diye bir alt sergiyle ilk sergimizi tamamladık. Dolayısıyla önce bir kentin tarihinden bakmak, o çokluluğundan, kültür etnisten farklılığının dışında derinlikli tarihinden bakmak istedik. Daha sonra Mart 2020'de ikinci sergimizi açtık. Bu da kendi mimari çizgisini oluşturan kent Diyarbakır. Ana başlığıyla, ana temasıyla girdik. Bu ana temayla kentin o zenginliğini de beraberinde taşıyan ve kentin kültürünün oluşmasında büyük katkı sunan mimariyle, mimarinin genel tanımını veren bir anlatım verirken öbür taraftan da alt başlıklarda dört tane simge yapıyı seçtik. İşte Sur Gregos Kilisesi'ni, öte mahalleden bir çan sesi Sur Gregos Kilisesi, yine Hasan Paşa Hanı'nı bir ticari yapı olarak Hasan Paşa Hanı'nı, bir Süryani yapısı olması nedeniyle Meryem Ana Kilisesi'ni ve bir sivil mimari örneği olarak da Cemil Paşa Konağı'nı seçtik. Çünkü bir yandan Cemil Paşa Konağı aslında kentin tarihine de tanıklık etmiş bir konaktı. Bunu anlatırken aslında yine kentin o sosyo-kültürel ve siyasi değişimi de anlatmış olduk. Aslında kuru bir mimari anlatımdan çok
yaşayan mimarinin de aslında yaşamla direkt ilgisini de yansıtmak istedik bu sergiyle. Üçüncü sergimiz ise Temmuz 2020'de açtık. Bu da Diyarbakırlılıkta kesişen adetler, tatlar, sesler, dokular sergisi. Adından da anlaşılacağı gibi biraz daha böyle yaşamla ilgili, sosyokültürel yaşamımızla ilgili bir sergiydi. Ama bunu verirken müziği, yemeği, hamam kültürünü, mutfak kültürünü falan vermeye çalıştık. Ama o deminden beri söylediğim çok etnisiteli, çok farklı, zengin kültüre sahip olan bu şehrin bütün o farklılıklara rağmen ortaklıklarının da çok büyük olduğunu gördük bu çalışmayı yaparken. O ortaklığı da yansıtmak istedik. Mesela diş çıkarma hediye yapılır Diyarbakır'da. Bunu Keldani bir ailede yapar, Süryanisi de yapar, Ermenisi de yapar, Müslümanı da yapar. Burada aslında inançlar ya da etnisite farklılığı yok. Bu kentin doğurduğu, o çok farklı kültürlerin egemen olduğu ama kendi potasında eriterek kendine özgü oluşturduğu kültürün yansımasını görüyoruz aslında burada. Yemekler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani tatlar, kokular birbirine karışıyor mutfaklarda, mutfak kültüründe. Bugün işte Paskalya çöreği yapılır. Ama Paskalya günü aslında biz de yapardık. Benim annem de Paskalya günü aynı şekilde soğan kabuğunda yumurta kaynatır, kırmızı yumurtalar yapardı. Bugün bayramdır, Paskalya bayramı derdi ki biz inançsal olarak ailem Müslüman bir aile. Ama annem böyle yumurtayı soğan kabuğunda kaynatır, kırmızıya boyar, bize verirdi. Bugün Paskalya'dır, bayramdır derdi ve çörek yapardı. Aynı şekilde bunu kutlardık biz. Yine Nevrozlarda da aynı şeyi olduğunu düşünüyoruz. Yani bütün kent, bütün farklılıklarıyla Nevroz'u kutlar aslında. Onun yanı sıra yine kalbi curcuna ritmiyle atanların şehri diye bir şeyimiz var, sergimiz var. Bir alt sergimiz oldukça eğlenceli. Orada çünkü sesi de çok kullandık. Diyarbakır müziğini anlattık çünkü. Dengbejliği de verdik. Dengbejliğin yanı sıra Diyarbakır'ın çoklu kültürünün oluşturduğu o curcuna ritmini yine veren seslerle anlattık. Bir de Ara Dinkçiyan'dan bir yazımız var. Ara Dinkçiyan çok güzel anlatıyor Diyarbakır müziğini ama babasından aldığı hafızayla tabii ki anlatıyor. Biliyorsunuz belki Ara Dinkçiyan Diyarbakır'da doğmamış. Babası çok küçükken Diyarbakır'ı terk etmek zorunda kalmışlar. Ama bugün dahi ürettiği müzikte ve kullandığı enstrümanlarda Diyarbakır'dan, Diyarbakır müziğinden etkilendiğini yazar orada. Onun için özellikle okumayanlar, o sergiyi ziyaret etmeyenlerin ziyaret etmesini özellikle öneriyorum. O anlattığım farklılıkların aslında ortaklıkları nasıl doğurduğunu görülmesi için. İkinci sergimizi de yine o sosyokültüre, bundan sonraki son sergimizi de, bugün şu anda gösterimde olan son sergimizi de aynı ana serginin, yani Diyarbakırlılıkta kesişen adetler, sesler, dokular sergisinin bir alt sergisi olarak devam ettirdik. Burada da üç başlık kullandık aslında. Ne yaptık? Biraz doğum ve ölüme vurgu yapmak istedik. Oradaki ritüellere vurgu yapmak istedik. Kentte bunun içinde işte gelinle damat olmanın kadim hikayesi, kentte eğlencenin gecesi gündüzü, buluşturan, iyileştiren bir kültürün Diyarbakır hamamları gibi alt sergilerin dışında doğum ve ölümü, ölüm ritüellerini de vurgulayan ama bunlardaki ortaklıkları da vurgulayan Beşik'ten Mezara Uzanan Gelenek adıyla da bir sergimiz var. İzlemelerini öneriyorum. Hakikaten renkli, hakikaten bir kenti çok başka açıdan anlatan sergiler. En son sergimiz ise yakında çıkacak. Sanıyorum bir 10 güne kadar çıkar. Görselde mesela bir
Süryani vatandaşın gömülmesi sürecini görüyorsunuz. Aslında o ölüm ve gömülme gömüş sürecinde bile birçok ritüel çok benzer. Değişen olan sadece dil ve okunan duaların içeriği bile birçoğunda aynı, onu gördük. Çok önemli ve özel aslında. Biz de bu Diyarbakır hafızasını hazırlarken heyecanla keşfettik bunları aslında. Gelecek sergimizi söylüyordum, pardon. Üretim ve ticaret gelecek sergimizin konusu. Çünkü kent çok stratejik bir konumda. Her daim ticaret yollarının kavşağında, Asur döneminde, Roma döneminde, ticaretin işte kuzey ülkeleriyle Mezopotamya'yı birbirine bağlayan yolların kesiştiği noktada. Bu bağlamda bu kentte ticaret her zaman çok önemli olmuş ve ticaretle birlikte tabii üretim her zaman çok önemli olmuş. İnsanoğlu daha bakırı, madeni tanımadan 2000 yıl önce bu kentte çay önünde bakır işlenmiş. Yine aynı şekilde buğday bu topraklarda ilk tarıma alınmış ve buğdaya dayalı üretim yine bu topraklarda gelişmiş. Bunu anlatmak üzere ana temamızı üretim ve ticaret dedik. Bununla ilgili daha fazla bilgi vermeyeyim. Bence izleyicilerimiz evet sergiyi ziyaret ederek takip etsinler. Heyecanla okumalarını diliyorum. Evet, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Yani sizin son temennileriniz nedir bu projeyle ilgili ve arşivcilik ve hafıza çalışmalarıyla ilgili düşünceleriniz ve önerileriniz, yine orada da temennileriniz nelerdir? Ne tür desteklere ihtiyacınız var? Evet. Yani tabii ki bizim en önemli hedefimiz, aslında temennimiz, tabii ki bütün bu temenniler eğer ortaklaşılırsa, katkı her anlamda katkı olursa, birliktelik olursa gerçekleşecek. Bunun da farkında olarak bunu söylüyorum. Diyarbakır Havzası olarak başlattığımız bu çalışmayı aslında Diyarbakır Araştırmaları Merkezi'ne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bizce bu çok önemli. Bunu yapabilirsek işte arşivi de oluşturmuş olacağız ve arşive bu kentin hafızasına erişilebilir kılmayı da kolaylaştırmış olacağız. Ama aynı zamanda kentle ilgili araştırmalar yapmayı, bunları desteklemeyi, yaymayı, teşvik etmeyi de tabii ki planlıyoruz ve hedefliyoruz. Ama bütün bunlar uzun soluklu çalışmalar. Bunun çok farkındayız. Ve her şeyden önemlisi maddi manevi katkılarla gelişiyor. Elbette ki bilgiyi, belge, verinin bu projeye akmasını ne kadar önemliyse maddi katkılar da o kadar önemli. Diliyorum ki bu kente gönül verenlerle birlikte bu çalışmayı bu aşamaya getirdik. Bundan sonra da götürebilelim diye düşünüyorum ve umuyorum. Temennim bu. Hepimizin bu projede çalışan, 3,5 yıldır bu projeye gönül veren herkesin aslında dileği ve temennisi bu. Bunun için de aslında katkı sunmak isteyenler için de diyarbakırhafizasi.org adresinde web sitemizde gerekli iletişim bilgileri var. Bize ulaşmak isteyenler o iletişim bilgilerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Evet, çok şahane bir proje Nevin Hanım. Teşekkürler. Birçok kişiye de ilham verecektir diye düşünüyorum. Özellikle bizim gibi hafıza konusunda çok da şey olmayan toplumlar. Evet. Çok çok önemli çalışmalar bunlar. Ve özellikle de çok önemli topraklarda yaşıyoruz. Yani İnsanlık tarihinin ilklerini sunan topraklarda yaşayan halklarız ve bunu geleceğe taşımak için hakikaten hafızayı diri tutmak, bunu geleceğe aktarmak, arşivlemek bunlar çok önem arz ediyor hakikaten. Evet ve kolektif çalışmak da çok değerli. Kesinlikle. Çok sizin de vurguladığınız. Çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda çok kolaylıklar diliyoruz.
Burada programımız biterken tekrar hatırlatalım. Diyarbakir hafizesi.org adresinden Nevin Hanım'a ve bu projede çalışan herkese ulaşabilirsiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sesimizi duyurmaya vesile oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek